سبحانك فقنا عذاب. Yeni bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Öncelikle Cenab-ı Allah'ın tutmuş olduğunuz oruçları en güzel şekilde kabul etmesini diliyorum. Her zaman olduğu gibi bugünkü yayınımızda da çok değerli bir misafirimizle birlikte olacağız. Önce kısa bir Aşr-ı Şerif okuyoruz. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Taş-ı Şerif'ten sonra sohbetimize başlayacağız. Bugünkü misafirimiz Halit Esenler abimiz. Kendisini pek çok arkadaşımız yakından tanıyordur. Hizmetin çok önemli kurumlarında bulundu. Daha önceki bölümlerimizde Yamanların kuruluşunu uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi de hizmetin diğer bir önemli kurumu Zaman Gazetesi ve Zaman Gazetesi'ndeki Ramazanları konuşacağız. Öncelikle Halit abiye hoş geldiniz demek istiyorum. Ahmet Bey hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hocam az önce söylediğim gibi Zaman hizmetin önemli bir hizmetin kurumlarından önemli birisi ve uzun süre sizin orada Zaman'da göreviniz oldu. Daha çok neler yaptınız? İlk önce bunu sormakla başlayayım. Öncelikle az önce bahsettiğiniz gibi Yamanlar kuruluşundan sonra Antalya'da özel dershane işlettik 4 sene boyunca. İşte o dönemde Zaman Gazetesi devralınca kuruluşu 3 Kasım 86 ama hizmet olarak Eylül 87 gibi. Tabii biz daha önce dershanecilik yaptığımızdan dolayı çok mezun arkadaşlar oldu. Değişik yerlere gittiler, öğretmenlik yaptılar. Kimisi üniversite okuyordu. Cemaatte gazete gibi bir olaya pek öyle vakıf değildi. Yani yakın durmuyordu. Gayet normaldi. Çünkü medya hep aleyhte yayınlar yapıyordu o dönemde. 80 öncesi çok fazla oldu aleyhimize kamplarla ilgili. Zaman Gazetesi'nde hizmet olarak da devralınca işte abiler, Hacı Kemal abi Allah rahmet eylesin, o Alaaddin Bey, herhalde Hoca Bey'e de istiyatmışlar. Yani Halit Bey herkesi tanıyor, dershanecilik yaptı, arkadaşların hepsini tanıyor. Bir gezip dolaşsa abone kampanyaları yapsak gibi. Bana geldiler birkaç abiler konuştular Antalya'da. Neyse sonra gittik. Görüştük bizzat. Hacı Kemal abi, Alaaddin Kaya, gazetenin imtiyaz sahibi, hapiste Allah kurtarsın. Haksız yere zulme uğruyor maalesef. İlhan abi de gazetenin ilk genel müdürüdür. O da öyle. Neyse görüşmemize şu karar verdik. Ben dedim işim devam ediyor Antalya'da. Hızlı kurslar var o dönemde. Üniversite hazırlık kursları var. Neticede bir Ocak, Şubat, Mart 88, 3 ay. Dedim yani birinci dönem bitince kadar, ÖSS kursları bitince kadar haftada 3 gün hafta içinde kalayım, gezeyim, dolaşayım. Diğer günler yine kursu devam ettireyim. Peki dediler. O vesile bir arabamız da vardı. Neyse masraflarını da karşıladılar. Biz Ankara'ya gitmedim hiç. Ankara çünkü büromuz vardı. Fehmi Koru o işin başındaydı. Bir ofisimiz de vardı. Konya, Kütahya, Denizli, Uşak, İzmir, İstanbul merkeze ayda bir oraya gidiyordum. Trakya'nın Tekirdağ birkaç yere oraya uğradım. Neyse her hafta geziyorum böyle. 3 ay boyunca gezdim.
Mart sonunda da son bir de anket yapıyoruz insanlarla. Nasıl gidiyor, beğeniyor musunuz gazeteyi vesaire diye. Tabii millet beğenmiyor. Gazete akşam 5'te basılıyor. Türkiye'ye uçaklarla gönderiliyor Adana'ya. Oradan dağıtılıyor Ankara öyle. Böyle bir gazeteyi kim okuyacak? Haber yok, bir şey yok, doğru dürüst. Köşe yazıları çok bol. Özellikle Mehmet Şevket'e ilgi yan yönetmeniydi. Allah razı olsun. O da 2-3 yazı yazıyor günde. Öyle bir yani bir dergi yorum gibi, haber yorum gibi bir gazete. Biz onu söyleyince o de ben dedim 50 bin yapacağım diye iddia etmiş kendisi. 3 ay içinde. 15 binlik diye gazete devraldık. Gazete 12.500 düşmüş. Bırak 50 bin olmadığı gibi. Çünkü o radikal tipler vardı. İrancı vesaire o günün şeyini. Hepsi ayrıldı gazetede. Biz de abone yapıyoruz yeni yeni ama ancak tirajı koruyabildi. Dediler ki sen temelli gelmeni istiyoruz dediler gazeteye. Dedim olur şu an dedim Nisan'da bizim ÖSS kursları bitiyor. Sınav var. ÖSS sınav var. ÖYS'de daha az talebe oluyor. Bir iki kimyacı izliyordu Antalya'da. Necdet Bey var nasıl olsa ben dedim şey yaparım. Ben dedim başlayayım, çalışayım, deneyeyim. Eğer başarılı olacaksam, faydalı olacaksam Eylül'den sonra da temelli başlarız diye konuştuk. Neyse kadromuzu hemen o anda aldılar. Dediler aldım kadronuzu. Tabii benim gazetecilik deyince haber sanıyoruz. Değil. Gazetecilikte bunun arka planları var. Matbaası var, kağıt işi var, dağıtım işi var, abone işi var. Bir sürü iş var. Habercilik ayrı bir konu. Ben hiç bildiğim bir konu değil tabii. Ben mesleğim kimya. İşte o şekilde gazetede göreve başladık. Kısacası. Ve ilk haberimi de Eylül'de yapmak nasip etti Allah. Hiç hem de bilmeden kazara öyle bir Özal'ın toplantısına gittim. İlk defa bir toplantıya gittim. O toplantıda konuşmaları fark ettim. Cem Karaca görüşmeyi gördüm. İşte Semra Hanım'la görüştüler. Hava Hanım'la gel orada görüşelim de. Cem Karaca Türkiye'ye gelmiş. Yasaklı o zaman biliyorsun. 12 Eylül olmuş Türkiye'de. Onları takip ettim. Böyle o bilgileri topladım, getirdim. Gazetede dedi ki bu haber olur, manşet olur. Hakikaten manşet yaptılar. Hiç benim bildiğim bir iş değil. Sadece ben merak ettim, takip ettim. Gazetenin arabasıyla almıştık. Çünkü arabamız yoktu o gün şartlarında. Daha havaalanına gidip VIP'te Özal'ın odasına oturduğu yere girdik. Allah'tan iyi girmişim yani. Özal mafyalarla siyasiler işbirliği yapıyorlar. Bize karşı hamle yapacaklar diye iddiada bulundu orada. Tabii o iddiada bulundu ama sonra onu adam açıklayamadı. Ama biz haberi patlattık. İşin ilginç tarafı ne Sabah'ta, ne Hürriyet'te, ne Milliyet'te o gün medyanın patronu en top gazetecileri o haberi giremediler. Biz daha o gün şartlarında Eylül ayında 80 bin olmuştuk. Çünkü testler falan verdik Haziran'a kadar. ÖSS testleri verdik. Talebe tıraş 50'ye çıktı. Hoca Efendi'nin sorular cevaplar kitabının birinci cildini verdik. Tıraş 80 binlik bir gazete. Siyah beyaz bir gazete. Cumhuriyet gazetesi de daha 120 bin, 150 bin civarında. Siyah beyaz. Türkiye'nin en eski gazetelerinden bir tanesi o şekilde. Böylece bir haber patlamış olduk yani bilmeden kazara. Yani Cenab-ı Hak nasip etti. Öyle bir haber de bir daha bizde olmadı herhalde. Çünkü son dönemde bilemem ama bizim dönemimizde yani 2000'e kadar öyle bir haber bir daha yapamadı. Çünkü hakikaten Allah denk getirdi yani kazara denk getirdi. Bu bir işin birinci yönü bu. Benim görevim orada, onu doğrudunuz görevim önce genel koordinatör sıfatında bölgelerin kurulması, abone kampanyasının ciddiye alınması, gazetenin dağıtılması, Adana'ya ulaşması, oraya giden gazetelerin akşam alınıp Güneydoğu'ya dağılması, Ankara'dan Karadeniz'e gitmesi vesaire, Orta Anadolu'ya. Onların takibiyle uğraşıyorum. Bugün de İlhan Bey genel müdürümüz, o da gazetenin parası, matbaası, ıvır zıvırı, resmi işlerle daha çok. Para işi de, ben ona, o işe karışmıyorum hiç. Benim işin koordinasyonu ve takibiyle ilgiliydi. Daha sonra tamamen İlhan Bey dedi ki sen tamamen dağıtıma geç. Bu işi ciddi dağıtım işi aksaklıklar önlenemiyor. Sırf dağıtıma yöneldim bir sene boyunca. Biraz daha böyle sistem oturmaya başladı. Cemaat kabullenmeye başladı. Aboneler sayısı artmaya başladı. Bir de en önemlisi o arada kitap kampanyaları yapılıyordu. Onların da takibini de yapıyorduk. Çünkü kitap verilmesi, kültürel eser, kaynak eser verilmesi zamanı ve medyanın itibarını arttırdı. Mesela ilk kitap Osmanlı tarihi. Osmanlı kitabından sonra Osmanlı tarihini verdik. 14 ciltti. Her ay birini verdik. Türkiye basılmıştı. Pek kalitesi iyi değildi ama tıraşımız 150 bin lira tırmandı elhamdülillah. Bu siyah beyaz bir gazetenin çok büyük bir rakamdı. Tabi Ankara baskısı başladı. Derken İzmir baskısı başladı. Daha geç bir gazete basmaya. 8'de 9'da
onda basmaya başlayınca gazete biraz kendine geldi. Spor sayfası gençler çok takip ediyor. Onu arttırdık. Sonra ÖSS kursları test denemeleri her ay vermeye devam ettik. Türkiye'de 30-40 derslerimiz olmuş. 50'ye çıkmış. Devam yükseliyor. Oradaki öğrenciler gazeteye abone oluyor. Derken gazetemiz yani 90'ın başına geldiğimizde 150-200 bin arasında oynamaya başlamıştı. Elhamdülillah. Ben o arada da artık Naci abi gazetenin genel müdürü oldu o arada. İnan abi, Sema abi diyor ve Hoca Efendi'nin bantlarının çoğaltılması işine başladı. Ve Naci abinin döneminde de Aymaz abi beni kendine yardımcı oldu. Yayın koordinatörü olarak. Çünkü yayın da takip ediyor. Haber atlanıyor. Telex var o gün. Fax bile doğru düzden yeni kullanmaya başlamışız. Muhabir haberi getirmiş. Telex'ten vermiş. Orada muhabir başlıyor. Onu unutmuş. Ben bir gün sonra çöpten haber bulduğumuzu hatırlıyorum. Yani çöpe atılmış. Evet. Ama haber girmesi gerekiyormuş. Bakıyoruz gazete haber yok. Girmesi lazım. Nerede bu? O diyor ben ona verdim diyor. Hüseyin diyor ben ona verdim diyor. En son çöpte bulduğumuzu hatırlıyor. Yani düşünün o gün imkanlarımız sınırlı. Teknoloji yok. Bilgisayar daha yok. Hakikaten 90'dan sonra bilgisayar sahibi oldu gazete. Yani o günün şartları çok zor şartlardı. Ama Allah o zor şartlarda Türkiye'de bir de gazetenin bir ideali vardı. Yalan haberleri düzelttirmek. Her hangi gazetede İslam aleyhinde mesela müftünün keçi çaldıysa bile müftü keçi çaldı olarak haber yapılıyordu. Buna benzer çok ciddi bir şey vardı. İslam'a karşı, dine karşı şeyler vardı. Ve biz de cemaat hem can hizmetimizi insanını hem diğer cemaatleri yani bugün da bizim aleyhimizde bulunuyorlar ama Haydarpaşa kadar Süleyman Efendi talebelerine kadar hangi cemaatle bir müftüye kadar, Diyanet'in elemanına kadar fark etmez. Bir, herhangi bir cemaat, dindar insanlar yapılan bir iftirayı gidip araştırıyorduk. Doğrusunu çıkartıp haber yaptırıyorduk. Ve ilk Zaman Gazetesi'ne çıkardığı broşür, yani kitap gibi bir broşür. Yan haber dosyası diye onları birleştirip onun Mehdi abi bütün o da artık geziyor, dolaşıyor devamlı. Onlara dağıtıyordu, gösteriyordu, anlatıyordu. Yani medyada ilk defa bir oto kontrol yapan bir gazete olarak Zaman Gazetesi oldu. Müslümanların savunan bir gazete ortaya çıkmış oldu. Bu çok önemli yani o gün için, Müslümanlar için. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara var. Kısa bir arada Hoca Efendi'den kısa bir bölüm dinleyeceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Bir taraftan o mazlumlar, mağdurlar, mehcurlar, mevkuflar, mesjunlar, muhtefiler, farlar, muhacirler ve bir de daha önceden gitmiş olduklarından dolayı ensar olma gayreti içinde bulunan insanlar, bunların hepsinin bir yönüyle maddeten olduğu gibi, muavenet açısından olduğu gibi dua açısından da işte o aralanan gök kapılarını değerlendirerek bir size bir ötelere ötelerin ötesine bakan ruhanilerin, meleklerin bakışlarındaki şefkat durumunu değerlendirerek onlar için Allah'ın bu mazlumları, mağdurları, zalimlerin, münafıkların şerrinden muhafaza buyursun. Allahümme atlikum saraha deyin. Ya gafirel hataya, ya kaşifel belaya, ya münteher recaya, ya müziral ataya, ya vasel hedaya, ya razikal beraya, ya kadiyel minaya, ya samia şekaya, ya vaithes seraya, son fıkra, ya mutlikal usara. Atlikhum saraha, ya mutlikal usara, atlikhum saraha. Onların hepsini birden, ve heysu ma la eynun ra'at ve la üznün semi'at ve la khatar ala kalbi beşer tasavvurlara aşkın sürpriz şekilde salıver Allah'ım ne olur ey mutlikal usara diyeceksiniz ya sahibel guraba ya sahibel mazlumin ya sahibel mağdurin ya sahibel mahkumin ya sahibel mazlumin diyecek ya mutlikal usara atlikum saraha diyecek. Onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur. Haklarını, imkanlarını iade buyur. Onlar bir kısım mutasallıtların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına,
tahakkümüne, tasallutuna maruz kaldılar. Bu zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar ve onları salıver diye bir yönüyle içimizin sesi olarak heyecanlarımız bir yönüyle bir mızrap gibi hassasiyet tellerine kalbimizin dokunmak suretiyle çıkacak seslerle aralanan gök kapılarını değerlendirmeye bakmak lazım. Bunu teheccüd kılacaksanız teheccüdde, gece sahura kalkacaksanız kalkacaksınız sahurda ve aynı zamanda teravihin iki rekatta bir selam veriliyor tervihelerinde. Mübarek günlerde, mübarek saatlerde, çok mübarek ibadetler arasında gök kapılarının aralandığı bir esnada meseleyi o şekilde koru haline getirme nezd-i uluhiyette inşallah kabule karin olur. Hürriyetini yitirmiş, esarete düşmüş bir yönüyle mazlumiyet, mağduriyet, mallarına, mülklerine el konmuş, eğitim müesseselerine el konmuş münafıklar tarafından, zalimler tarafından. Tereddüt etmeden söylüyorum bunu. Çünkü milletin alın teriyle kazandığı şeylere, himmetleriyle ortaya koyduğu şeylere hiç kimsenin el koyma hakları yoktur. Onun hesabını ötede Allah görecektir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay. Çünkü güçlüsün, kuvvetlisin. Yarın Hakk'ın divanı var. Canına okuyacaklar. Yarın Hakk'ın divanı var. Canına okuyacaklar. Bir taraftan sızlayan, inleyen bir gönülle, yani heyecan mızrabını bir yönüyle hassasiyet tellerine dokundurmak suretiyle çıkaracağımız seslerle onlar için Cenab-ı Hakk'a arzularımızı sunma. Niyaz edasıyla, naz edasıyla değil, niyaz edasıyla. Bir taraftan bu. Bir taraftan da bence himmeti âli tutarak insanlığın iftihar tablosu mübarek sinni şerifi düştüğü zaman, mihveri yarıldığı zaman, yanağı yaralandığı zaman, uğrunda başların, kolların verildiği zaman hiç öfkelenmedi, kızmadı. Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'rifun dedi. Allah'ım kavmimi hidayet eyle, bilmiyorlar beni. Bilseler yapmayacaklar. Bir taraftan da İslam dünyasına musallat olan münafıkların ve zalimlerin ıslahı için içinizden gelircesine bence dua edin. Allah onları da evvela insan eylesin. Sonra da şöyle böyle Müslümanlık şerefiyle şerefyab eylesin. Ahiretlerini karartmasın. Zira ben biliyorum ki siz dünyada kalbiniz her mazlum, her mağdur için tir tir titrediği gibi, efendim bam teline dokunulmuşçasına tir tir titrediği gibi, öbür tarafta da onların ağır hesap karşısında terazinin bir kefesinin yukarıya kalkması, günah kefesinin gidip yerin dibine batması karşısında orada da yüreklerini sızlayacak. Oradaki o yürek sızlamasına meydan vermemek için Müslüman milletlerin başına musallat olmuş münafıkların, bütün münafıkların, bütün zalimlerin salahı hal etmeleri için dua etmelisiniz. Burada belli bir dönemde kalırken Samanyolu Ramazan'a çok önemli bir çok özel bir önem verirdi. Zamanda da böyle miydi? Yani Ramazan zamanında da farklı mıydı? Tabii şimdi zamanla Samanyolu tabii çok farklı bir mecra. Birisi yayın yazılı, birisi görsel. Görsel çok takip edilen bir şey. Samanyolu o dönemde 92'de başlamıştı biliyorsun ilk defa yayınlara. Rusya'nın Sputnik uydusundan yayın yapıyorduk. Hatta o dönemde bir espri yapıyordu Solcu gazeteciler bize. Ya ne oluyor hayrola? Komünistlerle işbirliği yapıyorsunuz, Sputnik'ten yayın yapıyorsunuz. Dedik ki o Cengiz Çandar da iyi hatırlıyorum. Dedim ya siz komünistler Moskova'ya gitmediniz, biz gittik. Bak siz anlaşalım biz gittik. Yani uydudan yayın yapıyoruz o zaman.
Tabii çok orijinal geliyor cemaatimize, toplumumuza. Böyle ahlaksız yayın yapmayan, dürüst yayın yapan bir kanalda, bir de Ramazan programında ciddi. Laubalice değil yani. Gerçekten dine uygun şart göre. Çünkü hocalarımız vardı orada, sizler gibi arkadaşlar vardı. Bize yapılıyordu. Çok orijinaldi ve çok güzeldi. Gerçekten STV'nin, Samanyolu TV'nin Ramazanları bambaşka. Onu şey, zaman dersindeki zaman dersen Ramazan sayfası yapıyorduk. Evet, Ramazan sayfalarda. O sayfamızda hocalarımızdan, arkadaşlardan, efendim kaynak eserlerden, hoca efendinin şeylerinden, Ramazan'la ilgili, hatta üstad eserlerinden bile kısa kısa bazı Ramazan'la ilgili bölümlerini yayınlıyorduk. Bir sayfa, tam sayfa. Onunla Şemsettin Nuri ismiyle, işte o şimdiki Latif Erdoğan diye arkadaş ekibiyle o işle uğraşıyordu bizzat. Onun arkadaşları da beraberlerdi. Yani Ramazan sayfası öyle. Biz ama Ramazan nasıl geçiyor zamanda derseniz, evet. Biz Ramazan'da siz ne yapıyorsunuz? onu sorarsanız biz sabah 7'de otobüse biniyorduk. Evet. Çamlıca'dan otobüsle gidersek Beşiktaş'a 3 vasıtayla Zaman Gazetesi'ne, Yeni Bosna'ya yetişiyorduk. Vapur olursa 4 vasıtayla. 93'te ancak araba sahibi olabildik. Siz bir şeyin dağıtımın başındaydınız. Ben o gazetenin dağıtım şeyinin sorumlusuydum ben. Sorumlusunuz ve 4 tane arabayla gidiyorsunuz. 4 araba, o gün daha gazetenin arabası yoktu biliyor musunuz? Öyle bir mi? Arabamız vardı. O da işte Naci abi, yani İlhan abi kullanıyorlardı. Aymaz abi bazen bir yere gidecekse onu geri birisi alıp götürüyordu. Hakikaten arabası, muhabirler otobüslerle gidiyorlardı sağa sola. İETT biletleri de gidip geliyordu. Yani hakikaten çok zor şey ama 93'ten sonra arabamız olmaya başladı yavaş yavaş arkadaşlarımızın. Ben de o zaman arabam oldu. Yani gerçekten gazeteye gelmek bir işti. Orada yazsak sanki daha iyiydi. O kadar yani şeydi, zor şartlardı. Ramazan nasıl geçti derseniz şeyde, sabah erken evden çıkıyoruz. Gece saat 9-10'dan sonra gazete ayrıldı. Dolayısıyla Ramazan'ı, iftarı gazetenin tablosunda yapıyorduk. Bir Ramazan havasını, bir Ramazan neşesini, orada ortamı görme şansımız maalesef olmadı. Sadece bazı akşamlar Gazete Vakfı'nın, başka bazı cemaatlerin, değişik grupların bazı iftar programına gittiğimizde Ramazan'da olduğumuzu hissediyorduk. Yani bu işte doğrusu bu. Tabii o akşam da mutlaka STV'yi açıyoruz, haberleri izliyoruz. Evet. Orada bir şey görüyoruz. Yani gerçekten Ramazan'ı böyle coşkuyla yaşayacak bir ortamımız maalesef yoktu. Çünkü gazetenin çalışması, uğraşması ona müsait değildi. Yani işin gerçeği bu. Ama gazete olarak gayet biraz daha Ramazan'a önem veren, dikkat eden, sayfasını ona göre düzenleyen bir gazete çıkarmaya çalışıyorduk. Yani yaptığımız buydu. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir yarışma programımız var. Yarışma programından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Herkese selamun aleyküm. Bakalım kimler gelmiş. Bu arada ayıptır sevmese Galatasaray'ın maçı vardı. 1-0 maç. Şimdi takımları görünce. Evet. Lili gelmiş. Pide de Pepe. Bugünkü kağıtımızın kodu 772-64-54. Şöyle. Yavaş yavaş geliyorlar. Herkes geliyor. Seyit Hamza, Alenson. FBFB de geliyor. FBFB'yi de alalım yanımıza. Lahmacun. Evet. Reylan, Marguerite de burada. Muzo Pöding. Yoğurt X mantı da geldi. Cici Bebe, Pavestar Ana. Evet, baya baya hızlı hızlı bir şekilde artıyor. Bugün
Hayret birazcık katılım var fazla herhalde. Her zaman Fener. İftar canavarı. Ya hiç bayağı Fenerli giriyor. Hiç Galatasaraylı yok mu ya? Neyse biz herkesin gelmesini beklerken şöyle bizim kağıtlarımızın, bizim İBB kanalının diyelim bir sponsoru olan, bize destekte bulunan Fransa Kitapevi.fr'nin, Fransa Kitapevi'nin şöyle kısa bir videosunu izleyelim isterseniz. Ardından tekrar lobimize göz atmaya devam ederim. Çayı. O zaman bakalım birazcık daha bekleyelim. 150 civarında başlatalım olmadı. Alman yani 149. Neyse hadi birazcık daha bekleyelim almadan. Evet. Olmadı. 20.06'da başlayalım yarışmamıza. Kebap salat gelmiş. Müslüman. Pokemon geldi. Selena Gündüz gelmiş. Geçen yarışmalarımızdan bir tanesinin birincisi. Aynen son. Evet. 11.30 saniye sonra. Doğru. Aslında iftar var. Hemen hızlı olalım. 160'da başlatalım direkt. Evet. O zaman kağıtımız başlıyor. Fransa Kitap Evi'nin katkılarıyla Kahoot başlıyor. Evet, Ramazan 2024, 23. gün. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'lere Kur'an öğretmesi için gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir?
Hazreti Ali radıyallahu anh mı, Muaz bin Cebel radıyallahu anh mı, Musa bin Ümeyr radıyallahu anh mı, yoksa Abdullah bin Mesud radıyallahu anh mı? Evet, son 10 saniyemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medinelilere Kur'an öğretmesi için gönderdiği ilk Kur'an öğretmeni kimdir? Doğru cevabımız Musa bin Ümeyr radıyallahu anh idi. 121 kişi sarı şık ile doğru cevap vermiş. Podyumumuza bir göz atalım. Evet, tanıdık bir yüz bulunuyor. Selena Gündüz yine birinci sırada 981 puan ile, ardından sadece bir puan farkıyla John Marston ve de toz koparan ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Ve de ardından Lavoj'un 77 ve de Burkina Faso 979 puan ile beşinci sırada. Evet, ikinci sorumuza geçelim. Mescidin bir köşesinde yaşayıp kendini ibadete ve ilme adayan sahabe efendilerimize hangi ad verilmiştir? Ashab-ı Suffe mi, Ashab-ı Rıdvan mı, Ashab-ı Eskar mı, yoksa Ashab-ül Uzzat mı? Mescidin bir köşesinde yaşayıp kendini ibadete ve ilme adayan sahabe efendilerimize hangi ad verilmiştir? Ashab-ı Suffe mi, Ashab-ı Rıdvan mı, Ashab-ı Eskar mı, yoksa Ashab-ül Uzzat mı? Doğru cevabımız Ashab-ı Suffe idi. Mescidin bir köşesinde yaşayıp kendini ibadete veren sahabe efendilerimize Ashab-ı Suffe diyoruz. 134 kişi doğru cevap vermiş. Evet, podyumumuza geçelim. Toz koparan birinci sıraya yükselmiş 1955 puan ile, ardından Tarbomastik, her zaman Fener, Fenerbahçe ve de MM bulunuyor 1946 puan ile. Evet, o zaman üçüncü sorumuza geçelim. Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi eseriyle tanınan ünlü yazar kimdir? Dostoyevski mi, Tolstoy mu, Pushkin mi, yoksa Charles Dickens mi? Evet, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi eseriyle tanınan ünlü yazar kimdir? Dostoyevski mi, Tolstoy mu, Pushkin mi, yoksa Charles Dickens mi? Evet, tabii ki de doğru cevabımız Dostoyevski idi. Suç ve Ceza ve Karamazov Kardeşler Dostoyevski'nin eserleridir. Suç ve Ceza'da tabii Raskolnikov adında bir tane ana karakterin suç işlemekle işlememek, kimleri öldürmek daha doğru olabilir? Birisini öldürmek birileri için iyi olabilir mi gibi konular işleniyor. Din tabii içinde fazla bulunuyor. Aynı şekilde Karamazov Kardeşler de ismini anlayacağınız üzere 3 tane Ivan, Alyosha ve de Dimitri Karamazov'un hikayesini anlatıyor. Dostoyevski de tabii ki de büyük ihtimalle yani tarihin en büyük romancılarından bir tanesi, roman yazarlarından bir tanesi. Kendisi de birazcık da endirekt olarak psikanalizin babasının şeylerinden birisi diyelim, babalarından birisi diyelim. Evet, 113 kişi doğru cevap vermiş. Podyumumuzda birazcık değişiklik olmuş. Tarbomastik birinci sıraya yükselmiş 2932 puan ile, ardından her zaman Fener ve yine Fenerbahçe aynı puanla beraber 2927 puan ile ikinci ve üçüncü sıradalar. Rahmetli Einstein 2922 puanla ve de Alper 2917 puan ile beşinci sırada. Dördüncü sorumuza geçelim. Hangi başkent Orta Doğu'da yer almaz? San A mı, Rab'a mı, Doha mı, yoksa Kahire mi? Evet. Hangi başkent Orta Doğu'da yer almaz? San'a mı, Rabat mı, Doha mı, yoksa Kahire mi? Evet, burada birazcık cevaplar eşit dağılmış ama doğru cevabımız Rabat idi. Rabat, Fas'ın tabii ki de başkenti. Fas'ta maalesef sorumuzdaki kontekste göre maalesef Orta Doğu'da yer almıyor. 53 kişi Rabat ile doğru cevap vermiş. O zaman podyumumuz çok da değişmiş
olmalı diye düşünüyorum. Bir bakalım, bir göz atalım podyumumuza. Evet, tamamen alt üst oldu. Zaten 2826 puan, 3826 puan ile birinci sıraya yükseldi. Ardından sadece birer puan farkla C.C. Nerin bulunuyor. Ardından Otoke Otoke ve de Göçmen Kızı, bir de Klosuz Fatih'i bulunuyor. 3810 puan ile. Beşinci sorumuza geçelim. Twitter'ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştiren dünyaca ünlü yatırımcı ve iş adamı kimdir? Warren Buffett mı, Elon Musk mı, Mark Zuckerberg mi, yoksa Jack Dorsey mi? Twitter'ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştiren dünyaca ünlü yatırımcı ve de iş adamı kimdir? Warren Buffett mi, Elon Musk mı, Mark Zuckerberg mi, yoksa Jack Dorsey mi? Evet. Doğru cevabımız tabii ki de Elon Musk idi. Twitter'ı yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 40 milyar civarı bir fiyata satın almıştı. Ardından tabii ismini X'e çeviriyor. Bir de gariptir ki Elon Musk'ın bu X harfiyle birazcık takıntısı var diyelim. Mesela nasıl şey örneklendirebiliriz? Twitter'ın isminin X'e dönüşmesinden yarısını, yanı sıra çocuklarından birinin de böyle AXY 12 gibi garip bir ismi var. Ardından da zaten sahip olduğu birer uzay ajansı diyelim bulunuyor. SpaceX yine aynı şekilde X harfini içeriyor. 140 kişi Elon Musk ile doğru cevap vermiş. Podyumumuzda çok hafif değişiklikler olmuş. Ottaki Ottaki birinci sıraya yükselmiş. 4814 puan ile. Ardından Zavata, Klusus Fatih'e, Sicer'in ve de Göçmen Kızı 4787 puan ile 5. sırada. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yatmadan önce yapılması sünnet olan şeylerden biri değildir? Dikkat çekelim, değildir. Felaknas surelerini okumak, yatmadan önce su içmek, sağına dönüp yatmak, abdest almak. Aşağıdakilerden hangisi yatmadan önce yapılması sünnet olan şeylerden biri değildir? Felaknas surelerini okumak mı, yatmadan önce su içmek mi, sağına dönüp yatmak mı, yoksa abdest almak mı? Doğru cevabımız tabii ki de yatmadan önce su içmekte. Edilen, bu yönde edilen bir rivayet gözükmüyor, bulunmuyor. Yatmadan önce su içmek Efendimizin de rutin olarak yaptığı şeylerden birisi değilmiş tabii ki de. 124 kişi burada doğru cevap vermiş. Podyumumuza bakalım. Evet, Otto Kara birinci sırada. 5000 birinci sıralığı tahtını kurmuş, bekliyor hala. Göçmen Kızı ikinci sıraya yükselmiş. Ardından Zavata, Rubik's Cube, bir de Kuyusuz Fatih'i bulunuyor. Sonraki sorumuza geçelim. Doğru mu yanlış mı? Peugeot, Renault, McLaren bunlar otomobil şirketi, Fransız otomobil şirketleridir. Doğru mu? Yanlış mı? Mavi doğru, kırmızı yanlışlık. Peugeot, Renault ve McLaren Fransız otomobil şirketleridir. Doğru mu? Mavi yoksa yanlış mı? Kırmızı. Evet. Doğru cevabımız yanlışmış. Ben de beklemiyordum böyle bir şey olmasını. 49 kişi doğru cevap vermiş. Ha tabii. Buradaki olay üçünün de Fransız olması. Üçü de Fransız değil herhalde, yanlış anlamadıysam. Peugeot ve Renault ikisi de Fransız şeyidir, Fransız markasıdır ama aynen McLaren Britanyalı bir otomotiv şirketidir. Yani bunların üçü de otomobil şirketleri değildir. Orada birazcık ince bir anlam bulmak gerekiyordu. Doğru cevabımız tabii ki de yanlıştı. 49 kişi doğru cevap vermiş. Evet. Ottoke Ottoke birinci sırada hala Göçmen Kızı'yla beraber birinci ve ikinci sırayı paylaşıyorlar. Birinci ve ikinci sırada bulunmaya devam ediyorlar. Ardından Fathers 6558 puan ile üçüncü sıraya yükselmiş. Scarf Rugby, bir de Ömer Asaf 6516 puan ile 5. sıraya, yani podyumumuza giriş
yaptı. 8. sorumuza geçelim. Kana kırmızı rengini veren madde nedir? Hemoglobin mi? Trombosit mi? Aküvar mı? Yoksa vişne suyu mu? Evet, kana kırmızı rengini veren madde nedir? Hemoglobin mi? Trombosit mi? Aküvar mı? Yoksa vişne suyu mu? Evet, doğru cevabımız tabii ki de hemoglobin idi. Hemoglobin kırmızı rengini veren maddedir. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Hemoglobin oranları eğer fazla oranda ise, yanlış hatırlamıyorsam buna bir polisitemi deniliyor. Eğer az miktarda ise anemi deniliyordur. Öyle küçük bir bilgi vereyim. 98 kişi kırmızı ışık ile, hem de kırmızı, aynı şekilde kırmızı rengini veren kırmızı ışık hemoglobinde. Sondan önceki sorumuza geçmeden önce podyumuza bir bakalım. Evet, podyumuza bir değişiklik olmamış gibi gözüküyor. Sadece Alfa ve efendim mesela 7414 puan ile 5. sıraya yükselmiş, podyumuza giriş yapmış. 9. sorumuz. Peygamberimizin hadislerini bize aktaran en meşhur 6 hadis kitabına hangi isim verilmiştir? Kutub-ı Sitte mi, Sahiheyn mi, Mecmuatul Ahzab mı, yoksa Külliyat mı? Peygamberimizin hadislerini bize aktaran en meşhur 6 hadis kitabına hangi isim verilmiştir? Doğru cevabımız Kutub-ı Sitte idi. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilen 6 kitap bunlar. Peygamberimizin hadislerini bize aktaran en meşhur 6 hadis kitabında Kutub-ı Sitte adı veriliyor. 107 kişi kırmızı ışık ile doğru cevap vermiş. Evet, hala çok da bir değişiklik yok. Sadece Burkina Şakir de podyumumuza giriş yapmış. Hala ottoke kalp işareti. 8674 puan ile birinci sırada. Evet, bugünümüzün kağıtının son sorusuna o zaman geçelim. Çift puan. Bediüzzaman'ın tavsiye ettiği küçük tesbihat ismiyle meşhur tesbihata Allah'ın hangi ismi geçmez? Ya Mucib, Ya Fettah, Ya Varis, ise Ya Vidr. Evet, iyi düşünelim. İyi düşünelim, taşınalım. Bu soru çift puan değerinde bir soru. Bediüzzaman'ın tavsiye ettiği küçük tesbihat ismiyle meşhur tesbihatta Allah'ın hangi ismi geçmez? Geçmez. Ya Mucib, Ya Fettah, Ya Varis, yoksa Ya Vidr. 20 saniye kaldı. Tamam, 5 saniye. Doğru cevabımız tabii ki de Ya Varis idi. Yanlış hatırlamıyorsam Ya Varis uzun tesbihatta geçiyor. Bunların 3'ü ise kısa tesbihatta da geçiyorlar. Doğru cevabımız tabii Ya Varis sarışık idi. 68 kişi doğru cevap vermiş. Ve de podyumumuza bir göz atalım. Bugünün kazananları kimler? Ramazan 2024 23. günün kazananları. 3. sırada Fuat Ers bulunuyor 10.366 puan ile. Ardından Göçmen Kızım 10.557 puan ile. Ve de 1. sırada Ottoke bulunuyor 10.610 puan ile. Bu yarışmayı kazananından İstanbul Bilgilendirme Merkezi gmail.com adresine ekran fotoğrafı çekip göndermesini dileriz. Bu sayede hem ona ödüllerini ulaştırabiliriz, hem de ona kağıtlarının kağıtından bir tane yer ayırabiliriz.
bugünümüzün kağıtı bu kadardı. Cemil ya Allah, ya Karib ya Allah, ya Mucib ya Allah, ya Habib ya Allah,
Ya Raufu ya Allah, ya Atufu ya Allah, ya Ma'rufu ya Allah, ya Latifu ya Allah, ya Azimu ya Allah, ya Hannanu ya Allah, ya Mennanu ya Allah, ya Dayyanu ya Allah, ya Subhanu ya Allah, ya Amanu ya Allah, ya Burhanu ya Allah, ya Sultanu ya Allah, ya Musta'anu ya Allah, ya Muhsinu ya Allah, ya Mutaali ya Allah, ya Rahmanu ya Allah, ya Rahimu ya Allah, ya Kerimu ya Allah, ya Mecidu ya Allah, ya Ferdu ya Allah, ya Vitru ya Allah, ya Ahadu ya Allah, ya Samedu ya Allah, ya Mahmudu ya Allah, ya Sadiq al-Wa'd ya Allah, ya Ali ya Allah, ya Ghani ya Allah, ya Shafi ya Allah, ya Kafi ya Allah, ya Muafi ya Allah, ya Baqi ya Allah, ya Hadi ya Allah, ya Qadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalâh. Hayy alassalâh. على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam siz aynı zamanda da Hoca Efendi'nin bulunduğu Ramazanlara, Ramazan sofralarına da iştirak ettiğiniz mutlaka etmişsinizdir. Çok canlı bir aslında kaldığı yerde Ramazan olurdu ben hatırladığım kadarıyla. Özellikle sofra şeyden sonra kurulurdu, namazdan sonra kurulurdu ama namazdan önce böyle zeytin, yeşillikli, hurmalı, şeyli bir sofra kurulurdu. Herkes kısaca bir atıştırmadan sonra namaza geçer, namazdan sonra yemek yenirdi. Siz Hoca Efendi ile bu vesileyle hangi Ramazanları geçirdiniz? Kasideyken hatırladığınız Ramazanlar var mıydı? Önce ilk Ramazanlardan başlayalım. İlk Ramazanlar 80 öncesi Hoca Efendi ile daha böyle. Biz tabii Bornova'da üniversitedeyiz, üniversite kurslarında çalışıyoruz.
bazı akşamlar toplantı vesilesiyle iftarda hocam yanında olduğumuz oldu. Dediğin gibi aynen Hoca Efendi, bir kere Hoca Efendi'nin her gün Ramazan'dı, onu söyleyeyim. Yani Hoca Efendi'den çok az şey yiyen bir insan, az uyuyan bir insan, devamlı okuyan, kendini geliştiren, hizmetin işlerini takip eden, işi gücü oydu. Başka bir şey yok Hoca Efendi, davası buydu. Dolayısıyla Ramazan'daki hayatı yine aynı. Yani daha yoğun bir mutlaka ama yani her gün Ramazan gibiydi. Onu bir kere ona söyleyeyim yani. Bizim için fark ediyoruz ama onun için Ramazan gelmiş, o manevi atmosfer tabii ki artıyor mutlaka ama şunu demeyeyim, Hoca Efendi gerçekten her gün Ramazan gibi yaşıyordu. Bir kere bunu evvela söylemem lazım. İkincisi, dediğin gibi önce iftar açılır. İftariye hurma vesaire bir şeyler meyve ne varsa o anda ufak bir şeylerle önce namaz kılınır. Tabii tesbihat, uzun tesbihat yapılır. Ramazan olmasına rağmen o aksanılmaz. Evvabın kılınır mutlaka. Ondan sonra yemek yenir. Ramazan yani Hoca Efendi'den pek bir şey yemez. Birkaç şey alır o kadar. Evet. Her zaman gibi Hoca Efendi öyleydi. Ben bir Ramazan'ı Hoca Efendi'yle 80 öncesi bir Ramazan. Bir de Hoca Efendi 75'ten itibaren yani daha 74 de olabilir yaklaşık. Ramazan başlama meselesi problem Türkiye'de. Suudi Arabistan ilan ediyor. Türkiye 2 gün sonra başlıyor. 1 gün sonra başlıyor. Bir türlü uymuyordum. Hoca Efendi de farz-ı kifaya bir vazife. Ayın hilalini takip etmesi gerekiyor. O zaman abiler hep görev verdi. Hepimize, biz de gittik çok. Abiler, biz arabamız yok ama abiler arabalar, esnafların arabalarıyla dağ tepelerine çıkıp değişik İzmir civarında hilali takip ediyoruz. Yani 2 gün önceden başlıyoruz gitmeye. Her gün gidiliyor. Farz-ı kifaya vazifesi yerine getiriliyor. Yine böyle bir Ramazan'da ve çoğu zaman da Türkiye hatalıydı. Sebebi de milli takvime göre yapıyorlar. 365 gün ama 6 saat var. Bir daha 6 saat, öbür sene 12 saat fark ediyor. Öbür sene 18 saat fark ediyor. 29 Şubat yapınca düzeliyor. Ama o farkı düzeltmiyorlar. Takvimler sabit kalıyor. Devlete de bağlı olunca Diyanet ya bugün Ramazan'dır diyemiyor. Laikliğe aykırıymış. Ne alakası varsa laiklikle onun. Böyle bir ikilemle Hoca Efendi de daha hassas davrandığından dolayı fitne çıkmasına da pek duyurmuyor dışarıya ama biz cemaat olarak çok buna dikkat ediyorduk. Bir gün benim yanımda yaşadığım bir hatıra var bununla ilgili. Ben o gün ya kurstan çıktık geldik bilmiyorum niye. Ben gitmemişim şeye çünkü ben o gidiyordum o şeylere. Dağlara çıkıp bakmaya gidiyordum. Hoca Efendi demek toplantı vardı. Bir 50-100 kişi vardık içeride. Orada iftarı açtık, namaza durduk. O yüzden namaz kıldırdı, farzı kıldırdı. O gün de birinci gün yani Suudi Arabistan ilan edecek mi daha belli değil. Ama Türkiye daha 2 gün sonra ilan edecek. 2 gün sonra. Pazartesi'de iyi hatırlıyorum galiba. Türkiye çarşamba orucu diyor. Daha Suudi'de duymadık. Ben farz kılındı. İzmir'e doğru döndüm. Bu Bozca'nın üstünden. Çıktı hatta orada bir metre yüksekten çıktım. Böyle deniz hafif görünüyor. Hafif ben. Çok hafif. Bulutlar belli oluyor ama. Hava açık. Hilali gördüm. İnanamazsın. Yani İzmir'de hilal görüldü. Türkiye daha ertesi gün oruca başlayacak. O kadar ciddi hata oluşmuş yani. Düşünebiliyor musun? Ben tabii hilal görün diye ben namazı durmamıştım sünnete. Selam veren döndü. Selam hocam dedi ben selam ver döndü. Hilali gördük. Tabii Hoca Efendi çok bana bir hediye verdi. Şimdi o hediyeyi da biz bir şeyde birisinde kaybettik neyse. Yani öyle bir hatıramız da var Hoca Efendi'den. Yani Ramazan hilalini İzmir'de gördük. Ama Türkiye daha başlamıyordu. Daha ertesi gün Arefe'ydi biliyor musunuz? 80'de bizim bu hizmetin bu hassasiyeti Diyanet'e rahatsız etti. Toplumda ben dedikodusu olduğumun Diyanet çevresinde. 1979'da hilal konferansları, Rüyet Hilal Konferansı yapılarak biraz daha düzenleme meydana gelmişti elhamdülillah. Çok bu ilginç bir hatıraydı. İstanbul'da ise hiç Hoca Efendi'yle ben iftar yaptım hatırlamıyorum. Çünkü ben gazetedeydim. Ama her gün, Ramazan dahil her gün, bir gün hariç, izin olduğum gün hariç, her akşam gece saat 10, 10.30, 11'de Hoca Efendi'yi gazeteyi bırakırdım. Evet. Orada eve geçerdim. İstanbul'da eve geçerdim. Yani hemen İstanbul'da olduğu sürece Ramazan'da da olsa aynıydı. Bizim Ramazan'ımız zaten gazete geçiyordu. Ancak Gazete Vakfı'nın davetlerinde, bazı davetlerde Hoca Efendi katıldığı da oldu biliyorsunuz o davetlere. Evet. Önemli şeyler oldu. Diyaloglar, barışlar ama toplum bunu kabul etmedi. Bugün şiddete dönen bir topluma dönüştü maalesef. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Rabbim inşallah yeniden o güzel Ramazanları bütün dünyanın her yerinde yeniden yaşamayı. Şimdi buralardayız. Mülteci olmak zorunda kaldık. İltica etmek zorunda kaldık. Ve bir sıkıntı yaşıyoruz ama bu bir imtihan diyoruz. Sabrediyoruz. Cenab-ı Hak kullarını bu dünyada imtihan ediyor. Öbür tarafta inşallah mükafatını verecek. O niyetle buralarda da çocuklarımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı İslami çizgide tutabilmek için de kültür merkezleri, eğitim merkezleri, değişik faaliyetlere aynen devam ediyoruz. Durmak yok diyoruz. Çünkü birileri zulmedebilir ama Müslümanlığın gereği biz dinimizi yaşamakla ve yaşatmakla mükellefiz. Yeni dünyada bu değişimin yaşanmasında inşallah bizler de elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah utandırmasın. Allah muvaffak etsin. Teşekkür amin. Ediyorum. Amin. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız Halit abiyle yapmış olduğumuz söyleşinin sonuna geldik. Yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme terzilen li'adayna tunina bihi an terzili men sivak. Allahümme tahkiran li'adayna tunina bihi an tahkiri men sivak. اللهم تذليلا لعدائنا تولينا به عن تذليل من سواك اللهم تنكيلا بعدائنا تولينا به عن تنكيل من سواك اللهم عبادة لعدائنا تولينا بها عن عبادة من سواك اللهم مقابلة لمكر أعدائنا تونينا بها عن مقابلة من سواك اللهم مقابلة لكيد أعدائنا تونينا بها عن مقابلة من سواك اللهم مقابلة لخيانة أعدائنا تولينا بها عن مقابلة من سواك اللهم مقابلة لاتهام أعدائنا بالضلالة تولينا بها عن مقابلة من سواك اللهم مقابلة لاتهام أعدائنا لارتداد تولينا بها عن مقابلة من سواك اللهم قهرا وتدميرا لأعدائنا تولينا بهما عن قهر وتدمير من سواك اللهم اطلاقا لسراح اخواننا المسجونين والموقوفين والمضطرين والمعذورين والمظلومين تونينا به عن اطلاق من سواك يا من هو عند المنكسرة قلوبهم ها نحن منكسر القلوب يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نحن مضطرون قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا إنما نشكو بثنا وخزننا وشكايتنا وكمدنا إلى الله اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس السماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمين خوفي وأقل عثرتي وأذهب خزني وحرصي
ve külli ve huzni ileyke minni ve rzuknil fena anni ve la tec'alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hissi ve kşifli an külli sirrin mektum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ve sallallahu ala seyyidina ve senedina Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ala jami'i ahyari al-semawati vel-ardi ecma'in at-tayyibin at-tahirin amin velhamdülillahi rabbil alemin.